Bu mesleğe çocukluğumdan beri çok merak ettim. Aslında benim için bir tutku, hobi gibi bir şey. Babamın asıl mesleği otobüs boyacısı. Okuldan izinli olduğum günlerde, ilkokul zamanlarımda hafta sonları hep ağlardım babamla işe gidebilmek için. Elleri ak, yumuk yumuk, o jeli tırnakları nerelere gizlesin şu avucun asırları. Büyüdüğüm zaman geçti, okulumu bitirdim, farklı mesleklerde çalıştım, medya sektöründe çalıştım. Şartları daha iyi olmasına rağmen, işte çalışma saatleri vesaire, daha iyi olmasına rağmen sevdiğim işi yapmak istedim ve 6 sene önce Maslak'ta kendime bir dükkan açtım. İşleri çok güzel. Zaten severek yaptığım için insanlar da yaptığım işten memnun kalıyorlar. İlk arabayı kaçırma maceramda 12 yaşındaydım. Çünkü büyük bir heves vardı şimdi ve o yaşlarda istesem de yanlış olduğu için babam arabayı vermiyordu bana. Kullanmama izin vermiyordu. Gece herkes uyurken bir gün arabayı kaçırdım. Kazasız belasız eve geri dönmeyi başardım. Bir problem yaşamadım. Her işin kendine göre zorlukları var. Bu mesleğin de kendine göre çok daha fazla zorlukları var. Asıl sıkıntılarından bir tanesi meslek zorluğundan ziyade eleman yok. Çalışacak insan bulmak çok zor. Çırak yok artık. Gelecek nesiller otomotiv konusunda usta bulmakta gerçekten zorluk çekecekler. Çünkü alttan yetişen bir kuşak yok. İşi öğrenmek isteyen insan yok. Gençler de genelde işte ACV2, ne bileyim McDonald's tarzı yerlerde çalışmayı tercih ediyorlar. Maaş birazcık fazla olduğu için ama bu işi öğrenseler hayatları boyunca kendini idame edecek şekilde yaşayabilirler. Çünkü kazancı ve geliri iyi bir sektör, otomotiv sektörü. Açtım girsin içeri, arabanın kapısını açtım girsin içeri. Kalktı hilal kaşları, sordu kim. Babamın da hep anlattığı anısı var. Çocukluk zamanlarında, yani 11 yaşında yanılmıyorsam, babama bir boyacı dükkanına götürmek istemişler. Ustaya hani oğlumuzun eti deseni, yemeği deseni gibi bir tabir kullanarak babamı oraya bırakmışlar. Babam mesleğe böyle başlamış. Dedi kulumlar.